Sevgili izleyenler, Murat'la Gezinti programı olarak ayağımızı tozla sevgili izleyenlere geldik. Manisa iline bağlı Soma ilçesindeyiz. Burada sevgili izleyenler, Sevişler köyünde mükemmel bir bahar şenliği var. Yörük ve bahar şenliği. Görmüş olduğunuz gibi ilk yapılan bahar ve yörük şenliğinde çok yoğun bir katılım var. Bakalım yörük şenliği bulunduğumuz alanda nasıl olacak? Hep birlikte izleyelim. Evet sevgili izleyenler, Murat'la Gezinti programında ayağımızın tozuyla Manisa iline bağlı Soma ilçesindeyiz. Bulunduğumuz yer sevgili izleyenler neresi? Sevişler köyündeyiz. Burada güzel bir festival var. Birinci yürüp ve bahar şenliği var. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi ilk yılı ve güzel bir heyecan var. Mükemmel bir katılım var. Biraz sonra şıra programımız start alacak. Önce halk oyunları, arkasından okçuların müsabakaları, yöresel ürünler ve tabii ki buradaki güzel öğrencilerimizin tekvando müsabakası olacak. Bakalımız bulunduğumuz alanda Sevişler köyünde birinci yürüt ve bahar şenliği nasıl olacak? Hep birlikte heyecanla izliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Murat'la Gezinti programı olarak Sevişler köyünden çekimlerimiz devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi Karışsat Dostluk Spor Kulübü başkanı ve yönetimi şu anda ne yapıyor? Atlarla birlikte gösterimini yapıyor. Mükemmel bir alan var. Bakalım şu andaki bulunduğumuz alanda at dostluk müsabakası. Ertan Erkekoğlu geliyor. Haydi! Bravo! Geç sarılın. Neler söylemek istersiniz? Nasıl buldun ilk yılında Soma'daki bu merakı? Seyircinin yani motivasyonu çok güzeldi. Yani bizim de yani onlar yani bize alkış yaptığı için biz de yani daha iyi motivasyonda yani daha iyi gösteri sergiliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum bütün gelen arkadaşlarımıza falan yani. Gitsi çok güzel. Alkışlar bizi coşturuyor zaten. Bizim bütün beklentimiz de o. Sporumuz çok ilgi görüyor. Hızla yükseliş trendinde. Türkiye'nin dört bir yanında şu anda yüzlerce atlı okçu var. 23 Nisan'da da İstanbul'da Türkiye şampiyonası var. İnşallah biz de Balıkesir'i temsilen oraya gidiyoruz. 9 arkadaş. Atlı okçuluk güzel. Hem bahar şenliği ve gerçekten baktığım kadarıyla yani siz de bunu ancak evet. Rahat söyleyebilirsiniz. Beklenenden daha fazla bir ilgi olduğunu söyleyebilir miyiz? Çok öncelikle. Güzel, çok güzel, çok güzel ilgi. Soma'da arkadaşlar Atlı Okçuluk ve Cirit Derneği kurmuşlar. Bizim arkadaşımız az önce röportaj yaptığınız Serdar'ın arkadaşları rica etmişler. Biz de onlara destek olmak için geldik bugün buraya. Yani öyle hiçbir ücret talep etmeden sadece destek olup bu kültürü tanıtmak adına buradayız. Oh!
mükemmel bir katılım var. İlk defa belki atları bu kadar yakından gördünüz. Yakından gördük oğlum. Nasıl bir heyecan oldu? Çok çok güzel. Nasıldı müsabakada? Of çok güzel, sevdik. Heyecan nasıl oldu heyecan? Heyecanlıyız tabii ya. Nasıl oldu da güzel bir müsabaka oldu değil mi? Evet, evet. Öncelikle nasıl program oldu? Tam bir kültür bir mozaiği oldu burada. Çok güzel oldu. Halk oyunları oynadı, müsabakalarımız oldu. Atlokçuk müsabakaları biraz sonra inşallah Somalıların cilt müsabakası i̇nşallah, başlayacak. İnşallah. Çok oynadık zamanında ama şimdi gari hep çaptan düştü gari oğlum. Palabıklı abi merhaba. Merhaba. Şöyle büyüklerini seveyim ya. Nasılsın abi? İyi çok güzel. Nerede büyütüyorsun abi? Sulak bir yerde büyüyor herhalde. Büyüklerim de sulak yerde. Sulak Allah razı olsun. Şaka bir yana. Güzel bir ortam var. Çok güzel. Çok Soma'dayız. Sevinçliyiz. Değil mi? Yani çok sevinçliyiz. Yani Sevinçler yani köyünde sevinçli olmamak elde değil. İlk seferde abi o. Nasıl bir heyecan? Yani ilk defa yapıldı böyle program. Çok güzel, çok güzel bey, çok güzel bu vallahi heyecan. Ece bugün ne keyif aldınız? Alınmaz mı keyif ya? Şu baharın güzelliğinde bu keyif alınmaz mı? Atlar nasıldı? Müsabakalar atlar nasıldı? Atlar maşallah maşallah atlar güzel ya. Kil olmasına rağmen gerçekten baharla birlikte sizlere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Vallahi ben en çok at yarışından keyif alıyorum. Başka da bir şeyden keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Siz bugün neden keyif aldınız? Oklardan çok. Tam bir yürük şey oldu değil mi? Evet. Yani mozaiği oldu. Evet. Gençler yani şimdi atçılığı öğrenmiş oldu. Bak yani çocuklar, gençler. Sancak, ey uğruna yüzyıllardır savaştığımız sancak, Türk'ün yüce dileği seni yaşatmak ancak, kanımızla boyandın, biz sendeniz, sen bizden, armağansın bu ırka, Atilla'dan Cengiz'den. Senden gayrı kimseye gönül verir mi zafer? Tarihler tanır seni, hep cenklerde muzaffer. Sayısız ülkelerin üzerinde de yükseldin. Önünde durulmayan, taşıp giden bir seldin. Bazı düşman değil, cihanla savaştın. Bozkırlar ortasından okyanuslara taştın. Kosova'da kahraman, İnönü'de kahraman. Var mıdır cihanda sana demeyen aman? Kaç hükümdar önünde teslim etti tacını? Kaç yaralı milletin verdin sen ilacını? Ödevimiz yaşatmak seni şerefle, şanla. Sancak yaşar uğruna dökülen temiz kanla. Sana kim yan bakarsa ona karşı geliriz. Sancak demek ne demek onu bir biz biliriz. Yaşayacaksın evet tarihle sen beraber. Ta ezelden ebede götüreceksin haber. Bravo. İstiklal Marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak mı?
varmış. Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben, dimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakına sarmış saçarık zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün var mı alsın da hüda? Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dini temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten insanlarda güzel bir coşku ve heyecan var. Bu tür organizasyonlar insanımızı bir araya getiriyor. Onların sosyalleşmesine vesile oluyor. Onların birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor. Aynı zamanda geçmişimizi, değerlerimizi, köklerimizi de hatırlamamıza sebep oluyor. Bu da çok çok önemli. Yani dünya milletleri arasında kendinize özgü bir varlığınız varsa bir anlam ifade ediyorsunuz. Yoksa bir hiç konumundasınız. Dolayısıyla bizim daha iyi yerlere gidebilmemiz için, ayakta durabilmemiz için geçmişimizi, köklerimizi, değerlerimizi, atalarımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu organizasyonlar dolayısıyla onu da sağlamış oluyoruz. Sivil toplum örgütlerimizden çıktı bu fikir. Birçok sivil toplum örgütümüz bir araya geldiler. Ortaklaşa bir çaba içinde bu şenlikleri düzenlediler. Biz de yerel yönetim olarak onlara destek olduk. Her zaman yanlarındayız, onlarla beraberiz. Güzel işler yapıyoruz, güzel işlere imza atıyoruz. İnşallah devamı gelir. Tabii önemli olan doğayla baş başa olmak. Betonla yığınların içinde bir kış geçirdik. Fazla dışarıya çıkamadık, güneşten istifade edemedik. Bakın burada ne güzel pırıl pırıl bir hava var. Tam bir bahar havası var aslında. Tabii temiz adım hava var. Etrafımızda bir baraj gölü var. Onun güzelliği var, güzel, hoş bir manzara var. Yani gençler, yaşlılar, herkes burada bir aradalar, mutlular. Önemli olan bu mutluluğu görmek. Bu yeter.